Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Dünyanın her yerinden herkese şu an benimle birlikte olan, evlerine, iş yerlerine beni kabul eden, cep telefonundan belki izleyen, belki bu yayını daha sonrasında podcast olarak indirip cep telefonundan dinleyen ya da bekleyen, internet kotasını kullanmamak için başka bir yerde dinlemek üzere hazırlanan herkese günaydın. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, aklınıza ne geliyorsa işte. Bu hafta enerjik bir hafta olacak. Bundan kesinlikle eminiz. Hiçbirinizin de şüphesi olmasın. Ha, hemen unutmadan şuna bir dokunalım. Hop, şuraya bir dokunalım. Diğer sevgili dostlar gibi siz de arkadaşları çağırın. Takipçilerinizin hepsini çağırın. Çünkü bugün çok eğleneceğiz. Neden biliyor musunuz? Eğlenmek zorundayız çünkü. Acayip sıkıldık. Kopenhag'da günaydın. Acayip sıkıldık. Her gelen gün bir öncekinden daha abuk geliyor. Daha abukluklarla geliyor. Ama dobro jutro. Öyle şeyler oluyor ya da. Hani biz oturup durup, ha Alman Zeydefi'den gelmeyin bir dakika, biz oraya geleceğiz. Müsaitseniz biz size oturmaya geleceğiz bugün. Basın özgürlüğü konusunda çok hırpalayacağız. Paris, bu topraklarda konuşulan güzel dillerden bir tanesi. Onun günaydını. Bugün aslında dün yaşanan bir olay, hepimiz için bir olay değil, birden fazla olay. Hepimiz için aslında yaşadığımız günlerin çok açıklayıcısı oldu. Sakın şöyle düşünmeyin bir kere. Yani burada nasıl ki siyasetin dışında konuşuyoruz. Siyaseten kime oy verdiğiniz, kiminle birlikte olduğunuz, Rojbaş, hangi liderin peşinde olduğunuz bizi hiç ilgilendirmiyorsa, bizi derken hepimizi hiç ilgilendirmiyorsa, hangi takımı tuttuğunuz, hangi gazeteyi okuduğunuz da bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama yaşananların içinde nasıl ki ilgilendirmiyorsa, herkes aynı uzaklıkta aynı şekilde eleştirilebileceğini düşünenlerin yayını bu. Biz o yüzden yapıyoruz. O yüzden hafta içi her sabah saat 9'da bir araya geliyoruz ve oturup konuşuyoruz. Çünkü yaşadıklarımızla eğer düzgünce, dürüstçe eleştirmezsek ve hatta yeri geldiği zaman dalga geçemeyeceksek hiçbir anlamı yok. Zaten bizim sıkıştırılmaya çalışıldığımız o cendere içindeki hayat bize bunu emrediyor. Bunu talimat veriyor. Dün Beşiktaş neredeyse 3 senedir ayrı kaldığı stadına kavuştu. Yenilenmiş haliyle. Önce şu hakkı teslim edelim. Hakikaten çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel bir stad olmuş. Yakışır. Hep söyleniyor ama böyle bir cümle olarak geçiyor. Dünyada konumu en güzel stad diye. Ses kısık mı geliyor? Yok ya, öyle olmaması lazım arkadaşlar. Sesimiz tam. Nasıl ki dünyada konumu en güzel stad diye geçiyor. Hakikaten bunun altında duralım. Herhalde futbol oynarken bir yandan da, gerçi şimdi duvarları epeyce bir yükselmiş ama dünyanın en güzel manzarasını görebileceğiniz bir stattan bahsediyoruz. Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birinin, Beşiktaş'ın, elbette yerden göğe kadar hakkı var. Yerden göğe kadar ve bugün akşam da açılışını yapacak. Beleştepe kalmadı. Evet, ben de mesela baktığınız zaman beni de en çok üzen o. Çünkü hani halkın takımı olduğunu söyleyen Beşiktaş için Beleştepe'nin de öyle bir anlamı vardı. Parası olmayan da izleyebiliyordu o maçı. Şimdi izleyemeyecek. Yüksek duvarlar var falan filan. Olsun. Nasıl olsa bir yolunu bulur. Arkadaşlarınız varsa çağırın, beraber izleyin Lig TV'den. En azından bir şey olsun. Birlikte bir etkinlik yapmış olursunuz. Ama bizim konuşacağımız o değil. Bizim konuşacağımız şey şu. Türkiye'de her şey, biz sık sık söylüyoruz bunu ama bazıları inanıyor, bazıları inanmıyor. Türkiye'de her şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'a endeksli gidiyor. Her şey. Yani futbolda oynasanız, televizyonda yemek programı da yapacak olsanız, şarkı yarışması da düzenleyecek olsanız, Survivor'a ta zıkkımın pekini adam götürecek de olsanız, iş bir şekilde geliyor, dönüyor, dolaşıyor ve Cumhurbaşkanı'na bağlanıyor. İzinle yaşayan bir ülke haline geldik biz. İzinle yaşayan. Çarşı grubunu tasfiye falan edemezler o. Ya taraftarlık gönülden gelen bir şey. Nasıl tasfiye edeceksiniz? Yani hep burada konuşup dalgasını geçtiğimiz gibi bu şey taraftar grubu sevilmeyecek, sevme diye talimat verecek. O adamlar da kabul mü edecekler onu? Mümkün değil böyle bir şey. Daha önce de denendi. Gezi döneminde de denendi. Öyle bir şey olmuyor. Ama dün öyle bir şey oldu ki hakikaten bu stadın hepimizin gözünün önüne çıktığı tarih unutulmaz bir an haline geldi. 10 Nisan günü Türkiye'de futbolunda artık her şeyiyle dört köşesinden Cumhurbaşkanı'na bağlandığının tescili haline geldi. Neden söylüyoruz bunu? Aslında hepinizin bildiği, gördüğü şeyler. Bugün gazetelerinde birçoğunda yer almış ama herkes kendi meşrebine göre yine almış, kendine göre yontmuş, çıkartmış ortaya. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açılış öncesinde öyle bir konuşma yaptı ki, daha doğrusu öyle bir konuşamadı ki,
Çünkü konuşmanın içinde 650 kere tekrarladı ve durdu, tekrar başladı, tekrar başladı, tekrar başladı. Öyle bir konuşamama yaptı ki akılda kalan şey sadece tek bir cümle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkiriz, siz olmasaydınız biz bunu yapamazdık. Bu normal midir? Yani sıradan bir demokratik ülkede, sıradan bir Avrupa ülkesinde, sıradan bir dünya ülkesinde normal midir? Bence çok normal olarak görülmemeli. Neden? Çünkü futbol gibi dünyada büyük bir trilyon dolarlık endüstri haline gelmiş, seyirlik olmanın ötesinde çok daha fazla anlamlar taşıyan, üzerine kitaplar yazılmış, felsefecilerin oturup düşünmeye başladığı, düşünüp fikir üretip ortaya koyduğu bir olguda bu kadar basit bir çözümleme sakil duruyor bana kalırsa. Yani siz olmasaydınız biz bunu başaramazdık yerine Beşiktaş'ın 1903'ten başlayan tarihini ortaya koyup, yani bu kulübün 113 yıllık tarihi var diyerek başlayabilmek, sadece onun üzerinde dolaşabilmek, elbette hani oraya toplantı için, açılış için gelmiş yöneticilere teşekkür etmek çok doğal bir şey, çok da nazik bir şey. Bu yapılmalı ama teşekkürün bir adım ötesine geçtiğiniz zaman, işte o zaman sorgulamaya başlıyoruz. Sosyal medyada dün akşam saatlerinde çok acayip analizler çıktı. Bayern Münih, tam da bu işte. Mesela Bayern Münih'in stat açılışında Angela Merkel'e, hani söylenmedik söz, siz ne kadar güzelsiniz, yani yerlere göklere sığdıramıyoruz falan dediğini düşünün bir. Lütfen buradan sadece bakın. Güç gösterisi mi korku mu? Bu tartışılacak konulardan bir tanesi olabilir ama dün sosyal medyada bir istatistik paylaşıldı. Çok önemli bir şey değil ama bir gösterge olma açısından belki söylenebilir. 10 dakika içinde 37 kez Cumhurbaşkanı'nın adını andığı söyleniyor. Şimdi bu normal mi diye konuşmak zorundayız. Ama hayatımızın her alanına Cumhurbaşkanı o kadar sirayet etmiş durumda ki, günaydın, estağfurullah. O kadar sirayet etmiş, o kadar işlemiş durumda ki ona teşekkür etmeden, yapılan işi bir şekilde ona bağlamadan kimse kımıldamıyor. Yani kaldırım bile yapılsa, asfalt bile yapılsa, nasıl ki belediyeler gözümüze büyük pankartlarla asfaltınız hayırlı olsun yazıyor ve sokuyor. Sanki kendi işi o değilmiş. Normalde el emeği işler yapıyor, makrome örüp dağıtmak gibi bir vazifesi var da bunun yanında çok zorlanarak bize asfalt da yapmış gibi davranıyorsa, Türkiye'de de kim ne yaparsa önce Cumhurbaşkanı'nın gözüne girmeye çalışıyor. Çünkü bir sonraki adımın eğer yaşanabilecekse sadece onun onayından geçmek suretiyle o noktaya gelebileceğini herkes çok net bir şekilde biliyor. Herkes çok net bir şekilde biliyor. Belki bu açıdan bakıldığında Fikret Orman'ın dün yaptığı çıkış, dün o konuşmayla birlikte, hayır ben bilmiyorum öyle korumayla bir kağıt geldiğini, hani fazla yağladın kısa kez, bu biraz sosyal medya abartmasıdır muhtemelen. Çok önemli değil benim açımdan. Çünkü bizim elimizde çok daha somut göstergeler var. Yani o kağıt geldi gelmedi geyiğine sığınacak halimiz yok. Başverin onları. Onun bir önemi yok. Ama bu kadar müteşekkir olunduğu zaman kulübün 113 yıllık tarihi nereye gitti diye sorguluyor insan. Oysa oran, o stat, insanların gönülden desteklemek üzere hakikaten bir ayin gibi gittiği önemli bir merkez, önemli bir yer. Beşiktaş'ın İnönü stadı. Boru değil, Türkiye'de futbol tarihinin en önemli duraklarından, köşe taşlarından bir tanesinden bahsediyoruz biz. Çok basit bir çözümleme yapılabilir bununla ilgili. Ama sorgu, sual başladığı andan itibaren hepimiz hayatlarımızın aslında Cumhurbaşkanı'yla ne kadar ilintili hale geldiğini görüyoruz. Vatandaşlıktan çıkartma yasası geliyor gündeme. Mesela insanlar şunu tartışmaya başlıyorlar. Kimler çıkartılacak acaba? Yani içimizde öyle bir tedirginlik var ki, acaba ucu bana da dokunur mu? Gezi olayları yaşanıyor Türkiye'de. İnsanlar hayatlarına karışılmamasını istedikleri için çıkıp oturup konuşuyorlar. Üzerlerine gaz atılıyor, joplar, dayaklar, bunların bini bir para. Hepsini geçtim. Üzerinden 3 sene geçtikten sonra bile hala bin bir yalanla birlikte anılıyor bu süreç. Ama herkes o süreci hatırladığı zaman aynı şeyi söylüyor. Orada bir şey yoktu ki. İnsanlar istemediklerini söylediler sadece. Serkan Bey'in dediği doğru işte. Geldiğimiz nokta, bu yayının yapılma gerekçesi de o. Sorgulama. Çünkü sorguladığın zaman çok basit ama çok basit gerçeklere ulaşmak çok rahat oluyor, çok kolay oluyor. Neden Türkiye'nin en köklü kulüplerinden bir tanesinin başkanı, neden çıkıp stadı anlatacağı yerde Cumhurbaşkanı'nı bu kadar yıkamak, yağlamak zorunda hisseder kendini? Neden? Çünkü bundan bir sonrasında yapılabilecek bütün işlerde
Oradaki o yıkamanın, yağlamanın işe yarayacağını düşünüyor. Arkasındaki o 113 yıllık tarih, 113 yıllık kulüp tarihi, 113 yıllık çok şerefli, çok haysiyetli bir geçmiş olduğundan hareketle gitmiyor da öbür taraf çok daha rahat yürüyecek. Onu bildiği için oradan ilerlemeye başlıyor. Futbol sadece siyaset midir? Hayır, Galeano diyor ki futbol sadece futbol değildir. Elbette. İçinde siyaset de vardır. Bugünün futboluna baktığımız zaman trilyonlarca dolarlık bir ekonomi de vardır. Hepsi doğrudur ama futbol taraftar olmadığı zaman hiçbir şey değildir. Hiçbir şey değildir. Hiçbir işe yaramaz. Yani insanlar onu izlemezlerse eğer, bugünün büyük yıldızlarının kendi kendilerine, birbirlerinin arasında oynadıkları futbol maçları mahalle arasında oynanan tek kale maça döner. Eğer insanlar izlemezlerse, bakın bakalım seyircisi oynanan maçlarda aynı zevk alınıyor mu? Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ın son maçında 8.000 kişi vardı. 8.000 kişi. 8.000 kişiye top oynamak yüzlerce milyon euroluk bir takım için zulüm olmalı. Recep Tayyip Erdoğan'ın stadın kuruluşunda desteğinin olup olmaması değil, bir kere önce onu bir kenara koyalım. Çünkü o ülkenin cumhurbaşkanı doğrudan o stadın yapımında bir dahli olmamalı. Her şeyden önce olmamalı. Bu ülkenin sporla ilgilenen kuruluşları zaten o stada destek olmak zorunda. Çünkü kimse o stadı kapatıp alıp gidip evine götürecek, cebine katlayıp koyacak hali yok. O stad kalacak. İstanbul'un göbeğinde kalacak hem de. Yani Beşiktaş'ın kulübüyle aynı isim taşıyan semtinde duracak zaten orası. Başka şansı yok. Ama burada biz Cumhurbaşkanı üzerinden tartışmak zorunda değiliz. Neden biliyor musunuz? Çünkü o tartışma o noktaya geldiği andan itibaren Türkiye'deki her şey birbirine bağlanıyor işte. Stadı da Recep Tayyip Erdoğan yaptırıyor. Stadı da Recep Tayyip Erdoğan yaptırıyor. Yapılacak herhangi bir yatırımı da o yaptırıyor, önünü açıyor. Bu tamamen lider karizmasını desteklemek üzere inşa edilmiş bir proje haline geliyor. Oysa Beşiktaş'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. 113 yıllık bir tarihi var. Ama bunlar yaşanmaya devam ettiği müddetçe, yani herkes birbirini aynı noktadan gazlamaya devam ettiği sürece ortaya çıkan gerçeklik böyle bir şey işte. Bugün gazetelerde göreceğiz biraz. 50 trilyon vermiş adam değil işte. 50 trilyonu o veremez, ben de onu anlatıyorum. Bu ülkenin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Totosu, neyse hepsi zaten vermek zorunda o stadın parasını. Zaten oraya gereken desteği vermek zorunda, o kaynağı vermek zorunda. İşi o çünkü. Hiçbir fark yok. Verdik diyor, evet ben de duydum. Verdik diyor özellikle. Hani ben sanki verdik. Serkan Bey'in dediği doğru, o para bizim. Ya kimse cebinden bir para koymuyor ki ortaya. Bizim vergilerimizden oluşan bir havuz var. O havuzdan kullanılıyor. Adam bir teşekkür etti, ortada hol yok, yumurta yok. O fol olacak. Yok. Ortada fol da var, yumurta da var. Görmek istemeyenler var. 38 mi? Ben 37 diye hatırlıyorum. Dün ismini anması. Neyse boş verin. İş bu noktaya geldiği zaman Türkiye'de her şey asıl bağlamından kopartılıp başka yerlerde konuşulmaya başlanıyor. Oysa bizim paramız üzerinden yapılanlar, bugün kayyum atanan gazetelerde yapılan gazetecilik de dahil olmak üzere tamamı bizim paramızdan, bizim geleceğimizden ayrılan kaynaklarla yapılan işler bunlar. Ve birilerinin karizması desteklensin, birilerinin iktidarı sağlamlaşsın diye kullanıldığı için bizim eleştirme hakkımız var. Tıpkı bugün takvimde yaşanan gibi. Takvimi okumayanlar, bilmeyenler, biz çok şanslıyız. Daha kusura bakmayın, burada hiç tevazu gösteremeyeceğim. Çünkü mevzuyu ilk keşfedenlerden biriyim ben. Bizler üzerinde çok konuşmuş insanlarız. Dün Takvim Gazetesi'nin Acar muhabiri Mevlüt Yüksel'in Alman ZDF televizyonunu yerin dibine batıran haberiyle Avrupa'da bütün gazeteciliğin çalkalandığını yeni öğrendi. Oysa biz biliyorduk. Nereden biliyorduk? Gezi döneminden biliyorduk zaten. Ağaç'la, Toma'yla yaptığı müthiş röportajdan. Daha sonra CNN muhabiri Ian Watson'la yaptığı ve adamın neredeyse yarım sayfa fotoğrafını bastıkları o müthiş haberdi. Cevap veremedi başlıklı o manşette biliyorduk. Oradan hatırlıyorduk zaten. Mevzu da şuydu. CNN'in yaptığı yayına kızan Mevlüt Yüksel mikrofonunu, kamerasını alıp dran diye yapıştırmıştı Ian Watson'ın yanına. Gitmiş ve ona birkaç soru sormuştu. Daha doğrusu kendisi öyle söylüyordu. Ama ortada öyle bir şey yoktu. Yani sadece yan yana çekilmiş Mevlüt Yüksel'in kafasını Ian Watson'ın omzuna zorla yasladığının çok belli olduğu bir fotoğraf. Ian Watson'ın boş bakan gözleri, bu adam meczup herhalde diye bakan gözleri ve bunun altına yazılmış yarım sayfalık bir haber vardı. Cevap veremedi.
Dün gördük ki gazetecilik hala sürdürülebilir bir meslek. Hala istenirse yapılabilecek bir meslek. Ve Mevlüt Yüksel bunu yerinde yapmış. Alman ZDF televizyonu, ki biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden o şarkının, şiirin yayınlandığı kanallardan biri. Oysa biz çok iyi biliyoruz ki, hani şu Çankaya, Ezankaya muhabbetinden söylenildiği gibi değil. Çok daha küçük bir programda patlamış. Ondan sonra biz işi o kadar abartmıştık ki, Türkiye'yi yönetenler o kadar abartmıştı ki, Alman Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp nota vermişlerdi. Adam da haklı olarak ya bırakın kardeşim deyip dönüp gitmişti. Dün gördük ki Alman ZDF televizyonuna acar bir muhabir olarak baskın yapan Mevlüt Yüksel'i de çok ciddiye almamışlar. Nereden biliyoruz? Bu arada konuya vakıf olmayanlar lütfen benim sosyal medya hesabımda da dün akşam paylaştım ben o görüntüyü. Ne olur oradan izleyin. 2 dakikalık falan bir görüntü. Gerçekten karnınız ağrıyacak gülmekten. Önce bir skeç zannedeceksiniz ama değil. Acar bir muhabirin yaptığı bir gazetecilik, ciddi bir gazetecilik girişimi. Mevlüt Yüksel kameraman arkadaşıyla birlikte gidiyor. Alman ZDF televizyonunun binasının önünden, Nizamiye'nin önünden hemen. Girerken önce bir anons yapıyor. Diyor ki, bizim burada bulunmamızdan çok rahatsız oldular, güvenlik çağırdılar. Ama biz basın özgürlüğümüzü kullanacağız ve bu haberi yapacağız. Bu arada gelen güvenlik falan yok. Nizamiye'den insanlar hani sabah normal mesaiye geliyorlar, giren çıkan var içeri falan filan. Mevlüt kavga çıkarmaya çalışıyor. Ciddi kavga çıkarmaya çalışıyor. Yaşlı bir adam var. Amanpur röportajı unuttuk onu doğru. Gerçi daha önce çok konuşmuştuk ama. Yaşlı bir adam var. Beyaz saçlı. Adam Mevlüt'e bir süre bakıyor. Diyor ki ayrılsın hani geldi ama ya neyse ellemeyelim geçsin. Bu arada hiç ciddiye almıyor adam. Hiç ciddiye almıyor. Mevlüt kameramanıyla birlikte elini kolunu sallayarak içeri giriyor ve asıl olay orada patlıyor. Çünkü bize Alman ZDF televizyonunun yöneticisi diye tanıttı. İki kişi bu arada konuşuyor. İzleyin. Benim sosyal medya hesabımda Twitter'da Ünsal'ın da var mesela. İki kişi konuşuyor. Birinin eli cebinde, diğerinin sırtı Mevlüt'e dönük. Zaten olayla hiç alakası yok. Mevlüt mikrofonun yanına yaklaşıyor ve şunu anlatmaya başlıyor. Diyor ki, bakın misafirperverliğe hiç yakışmayan davranışlar içinde elleri cebinde. Yaklaşalım, ne konuştuklarına bir bakalım. Burada soru. Mevlüt Almanca biliyor mu? Hiç zannetmiyorum. İngilizce de bildiğini zannetmiyorum ama In Watson'da bir röportaj yapmış mıydı? Yapmıştı. Amanpur'la röportaj %100. Tomaca biliyor mu? Tomaca biliyor. Ağaççe de biliyor. Kütükçe de biliyor. Ama İngilizce ve Almanca bildiğini hiç zannetmiyorum. Yanına yaklaşıyor ve sürekli olarak anlatıyor. Bakın bu adamlar sabahtan akşama kadar Türkiye'ye, Türklere hakaret ederler. Türkiye'ye ve Türklere hakaret ederler. Ama biz yanlarına geldiğimiz için çok rahatsız oldular. Biz de onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Muhtemelen ben de Almanca bilmiyorum ama insanların yüz ifadelerine baktığım zaman hani biraz da profesyonel alanımdır bu. Beden dillerinden çözmeye başladığım kadarıyla, çözebildiğim kadarıyla şöyle bir geyik dönüyor aralarında. Ya niye gelip gitmiyorsunuz? Alsana yengeye bir hafta sonu gelin bir mangal yapalım falan. Hayatım işimiz gücümüz çok. Bu hafta hiç oturamadık, kalkamadık. Kayınçolar geldi. O yüzden kımıldayamıyoruz yerimizden. Ama onlar bir gitsin. Kısmet önümüzdeki hafta takılırız. Böyle bir muhabbet dönüyor. Çünkü insanlar hiç ciddiye almıyorlar. Eller cepte. Birinin sırtı tamamen dönük. Olaydan bağımsız, kopuk. Ama Mevlüt 2 dakika boyunca sürekli olarak bakın ne kadar rahatsız oldunuz diye. Ne kadar rahatsız oldular diye anlatıyor. Bunu neden anlattım biliyor musunuz? Biz Mevlüt Yüksel'i çok önce keşfettiğimiz için aslında bizim içimizde bunun gülünecek çok noktası yok. Çünkü biz onun yaptığı daha büyük abukluklara da şahit olmuştuk. Çok daha büyük abukluklara da şahit olmuştuk. Ama bu sefer önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Çıkmayan, çıkartılamayan bir gümbürtünün kopartılmasına çalışılıyor da o yüzden. Aslında ortada böyle bir şey yok. Bu iş çok konuşuldu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret etti, etmedi bilmem ne geyikleri çok yapıldı. Ama bizim geldiğimiz noktada bu iş kapandı gitti artık. Mevlüt bununla da yetinmiyor. Muhtemelen Kreuzberg'e gidiyor. Almanya'da, Berlin'de Türklerin yoğun yaşadığı, yani Türklerin getolaştığı bir yer diyebiliriz. Bir Türk mahallesi Kreuzberg. Orada yaşayıp, belki bu yayını Kreuzberg'ten de izleyenler vardır. Orada yaşayıp 35 senedir semtten dışarı çıkmamış, kahvede kağıt oynadığı, tavla oynadığı, okey taşı vurduğu için tek kelime Almanca bilmeyen insanlar var. Gerçekten ben şahit olduğum için söylüyorum. Onlardan bir tanesiyle röportaj yapıyor. Diyor ki,
Bu Almanlar bizden rahatsız oluyor değil mi? Tabii oluyor diyor. Mesela diyor bak Berlin'e havaalanı yapmaya çalışıyorlar. 3-4 sefer ihaleye çıktılar. Zannedersin ki Almanya'nın TAV'ı arkadaş başındaki o anlatan amca. Almanya'nın TAV şirketler grubunun sahibi. İhaleye girmiş, ihaleden şutlamışlar sürekli olarak. 3-4 kere ihale yaptılar, beceremediler. Ve bu diyor olmadıkça Erdoğan'a hakaret ediyorlar, Erdoğan'a hakaret ediyorlar. Biz nereden geldik Erdoğan'a? Beşiktaş stadının açılışında nereden geldiysek 37-38 kere teşekkür ederek Almanya'da, Berlin'de, Kreuzberg'de de oradan geliyoruz işte. Ve bugün benim size anlatmaya çalıştığım hikaye bu. Biz hayatımızı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a endeksleyelim istiyor insanlar. Yani onunla ilgili hiç kötü bir şey söylenmesin, ona hakaret edilmesin. Her yapılan işte önce ona bir teşekkür edelim. Ama bizim böyle bir zorunluluğumuz yok ki. Biz futbol oynamayı biliyoruz. 113 yıllık köklü tarihi olan bir kulüpten bahsediyoruz, Beşiktaş'tan. Dünyanın en güzel statlarından birinden bahsediyoruz. Ve orada görevi gereği zaten destek olmak zorunda olan Cumhurbaşkanı'na haddinin 8 katı takla atılmasından bahsediyoruz. Bu bizim hakkımız herhalde değil mi? Ya da gazetecilik mesleğinin bu kadar ayak altına değil, kürekle bayağı kazılarak çukura sokulmasından bahsediyoruz. Göstere göstere yalan haber yapılması ve yalan haberin doğruymuş gibi anlatılmasından bahsediyoruz. Çok rahatsız oldular. Bakın çok rahatsız oldular dediğinde arkada adamı hiç ciddiye almayan iki tane insan sıradan günlük bir konuşma yapıyorlar. Heval Merdan, geldiğimiz nokta burası. Bugün bu yayının yapılma gerekçesi de Mevlüt Yüksel'le dalga geçmek falan değil. Ciddiye alınacak bir insan değil çünkü. Yaptığı işleri gördüğümüz için umursanacak bir insan bile değil. Ya da Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman sonsuza kadar Beşiktaş başkanı olmayacak. Beşiktaş'ı bugün kulübü kurumsal anlamda o temsil ediyor olabilir ama Beşiktaş Fikret Orman değil. Nasıl ki geçmişte benzer bir stat açılışında aynı taklayı atmaya çalışan Ünal Aysal Galatasaray değilse. Anlatabiliyor muyum? Bu devam etmeyecek. O kulüplerin kimlikleri, karakterleri var, tarihleri var, tarihçeleri var ve daha önemlisi taraftarları var. O taraftar orada durduğu sürece istediğiniz kadar zorlayın, attırabileceğiniz takla o stadın açılış süresiyle alakalı. Orada kapanacak, orada bitecek. Ondan sonra hatırlamayacak insanlar. Ama bu kadar sık tekrarlanmaya başladığı sürece, Aziz Yıldırım da Fenerbahçe değildir, elbette değildir. O Fenerbahçe kulübünün kurumsal temsilcisidir, başkanıdır bugün için. Ama Aziz Yıldırım değildir sadece Fenerbahçe. Diyorum ya Ünal Aysal Galatasaray değildir, Dursun Özbek Galatasaray değildir. Onlar temsilcisidir o an için. Mevlüt Yüksel de gazeteci değildir. Gazetecilik değildir hatta. Yaptığı işin gazetecilikle uzaktan yakın bir alakası yoktur. Ama bugün bizim hayatımız sıkıştırıldı bir noktaya. Yani Erdoğan'ı sevenler, Erdoğan'ın sevmedikleri, Erdoğan'ı sevmeyenler demiyorum. Çünkü karşısında sadece sorguladığı için de sevilmeyenler var. Diğer %50'yi bu şekilde sınıflandırmak zorundayız bence. Bu kadar saçmalığın, bu kadar anlamsızlığın arasında bir de biz oturup bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama bu önemli. Çünkü çıkartılacak vatandaşlıktan çıkartma yasası da dahil olmak üzere bu iki kritere bağlı olarak düzenlenecek. Hayatta her şeyin olduğu gibi bizim ülkemizde. Her şey böyle yapılıyor artık. Ya bendensin ya değilsin. Geçtim hani beyazla siyah arasındaki gri alanları. Ya toplumun başka renkleri olduğu görülmüyor. Sadece siyah, beyaz ve gri yok ki. Turuncu var, kırmızı var, yeşil var. Bin tane insan var. Milyonlarca insan yaşıyor. Beşiktaş içinde Tayyip Erdoğan'ı sevenler de vardır. Elbette olmalıdır. Elbette olmalıdır. Sevmediğinizi söylemek de yasak olmamalı, olamaz zaten. Böyle bir şey yok ki. Anayasa Mahkemesi'nin esastan görüşmeye başladığı Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu, varlığıyla yokluğu bu yüzden sorgulanıyor zaten. Neden böyle bir şey olsun ki? Neden sevmek zorunda olsun insanlar? Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Selahattin Demirtaş'ı böyle bir zorunluluk mu var? İnsanlar eleştirebilir. Geldiğimiz nokta Cumhurbaşkanı sevilecek sev noktası. Gazetecilik Mevlüt Yüksel gibi yapılacak yap noktası. İşte buna karşı çıkacağız. Buna karşı çıkacağız ve gerekirse
dalgamızı geçeceğiz. Eğer dalga geçmezsek bu gerçek gibi anlaşılıyor çünkü. Gerçek gibi algılanıyor. Hayatımızın böyle bir cendereye sıkıştırılmasına engel olmak zorundayız. Ve bunu futbol kulüpleri taraftarlığımızdan, siyasi yandaşlığımızdan, candaşlığımızdan hepsinin dışından bakıp dışarıdan görmek, dışarıdan konuşmak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak biz de o güruh içinde yuvarlanacağız. Halbuki böyle bir şeye ihtiyacımız yok, böyle bir şeye zorunluluğumuz da yok. Ya sev ya terk et demelerine az falan kalmadı. Bu vatandaşlık kanunu bunun için çıkıyor. Vatandaşlıktan çıkartma kanunu bunun için çıkıyor sadece. Sevmediğim insanlar herhangi bir kılıfa sokulabilir. Yani bu insanlar affedersiniz Ermeni olabilir, affedersiniz Alevi olabilir. Ne dediler? Anadolu Ajansı dün gazetecilikte bir çağ atladı, çığır atladı biliyorsunuz. Öyle bir şeyden bahsetti ki Ensar Vakfı'nın temsilcisi olan Karaman'daki sapık için şöyle bir ifade kullandı. Bir çocukluk arkadaşını bulduğunu söyledi. Devletin ajansı yapıyor ya bunu. Kuruluşu sırasında Atatürk'ün söylediği söz hala kurumun internet sayfasında açılışta duran Anadolu Ajansı Türk'ün sesini bütün dünyaya duyuracaktır dediği kuruluş yapıyor bunu. Bir çocukluk arkadaşıyla röportaj yaptık diyor. Evet. Bu kişinin, bu sapığın solcu, MHP'li ve ateist olduğunu söylemiş. Solcu, MHP'li, ateist. Bu ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce gar patlamasının ardından bahsettiği kokteyl sınıfı. Kokteyl sınıfı. Herkesten birer parça sokalım. Neden? Çünkü vatandaşlıktan çıkartma kanununu ortaya koyduğumuz gün bunların hepsine ihtiyacımız olacak. Biri solculuktan gidecek, biri MHP'lilikten gidecek, biri ateistlikten gidecek, biri Alevilikten gidecek. Bu branşların hepsine ihtiyacımız var bizim. Hiçbir şekilde buna ikna olmayacağız. Olmayacağız, olmayacağız. Böyle bir saçmalığın içinde yaşıyor olmamız, bu saçmalığı kabullenmemiz gerektiği anlamına gelmemeli. Çünkü kabullenmeyeceğiz. Çünkü anlatacağız derdimizi. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, dünyanın dört bir yanından günaydın diyerek bu yayına ses verdiğiniz, karşılık verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Benim çalışma odama misafir olduğunuz için ama en çok görüşlerime değer verip siz de kendi görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız, iyi ki oradasınız, iyi ki bir şeyler yapabiliyoruz beraber. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Bir aksilik olmaz, ölmez sağ kalırsam ben 10 dakika sonra buradayım. Yayınları bir yükleyeyim bu arada. 10 dakika sonra gazetelere bakacağız hep beraber. Siz de Allah'a emanet olun. Gazetelere bakacağız. Gazeteler neleri yazmış, nasıl yazmış, şu aradaki paslaşmaları nasıl görmüş, nasıl göstermiş. Hepsini göreceğiz, hepsini konuşacağız. Bugün birkaç tane haberin üzerinde özellikle duracağız. Hayatımızın aslında nereden nereye geldiğini çok güzel gösteren haberler var. Bugün maalesef Ergün Diler yok. Ama Ergün Diler öyle bir numara yapmış ki, kime benziyor, kime öykünüyor size göstereceğim. Bakın çok net bir ayrıntı, çok ufacık bir ayrıntı göreceğiz. Ama neyin nereden geldiğini anlayacağız. Çünkü Mevlüt'ün çıkışından biraz belli ki rahatsız olmuş. Bütün Türkiye'nin Mevlüt'ü konuşmasından çok hoşnut değil. Sonuçta çünkü hani onun yanında çalışan biri neden? Gazeteciliğin piri, ağababasıdır Ergün Diler. Hepimizin önderi, üstadıdır aynı zamanda. Tıpkı Mevlüt'ün olması gerektiği gibi. Ama Mevlüt biraz daha bağımsız takılıyor bu aralar. Olsun, hakkıdır. Bir 10 dakika sonra ben buradayım. Oturup konuşmak üzere. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz aynı şeye inanmıyor olabiliriz. Aynı siyasi partiye oy vermiyor olabiliriz. Hiç oy vermiyor olabiliriz. Hayata farklı bakıyor olabiliriz. Farklı yönelimlerden, farklı eğilimlerden, etnik, dini, siyasi kimliklerden geliyor olabiliriz. Hiçbirinin bir önemi yok. Biz konuşabiliriz. Çünkü biz korkmuyoruz. Çünkü bizim başımızda patron yok. Çünkü patron biziz. Korkmadan, bağırmadan, küfretmeden insanlarla oturup konuşabileceğimize inanıyoruz. Eğer biz konuşmazsak, bu abuk sabuk konuşanların söyledikleri, gazetecilik yapıyorum diye maymunluk yapanların anlattıkları gerçekmiş gibi geliyor insanların kulaklarına. Ama oturup konuşacağız, anlatacağız. Bu doğru değil, bu yalan diyeceğiz. Ama bunu hep beraber yapmak zorundayız. Eğer uygunsanız 10 dakika sonraki yayına, değilseniz yarın sabah 9'da ölmez sağ kalırsam yapacağım yayına bekliyorum. Oturup konuşmak için, birlikte bir şey yapmak için. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güzel bir gün diliyorum, hoşça kalın.